Beş Başlık programındaki ilk manşetimiz, ilk konumuz doğal olarak Fenerbahçe. Beklenmedik bir teknik direktör ayrılığı oldu. Çok konuşuluyordu ama ani bir gelişme oldu ve Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Emre Belözoğlu artık Fenerbahçe teknik direktörlüğünü üstlenecek. Teknik sorumlu unvanıyla aynı Çağdaş Atan'ın Alanyaspor'la yaptığı gibi görev yapacak Emre Belözoğlu. Ben Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de kalan sürede başarılı olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de yetenekli bir oyuncu topluluğu var. Deplasmanlarda 36 puan topladık. En yakın rakibi 30 puan. Lider Beşiktaş 27 puan topladı. Bunu iç sahaya yansıtırsa Fenerbahçe ligin geri kalan 10 haftasında en kötü ihtimalle ikinci olur diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın nispeten çok daha zorlu maçları var. Beşiktaş derbisi var, Trabzonspor maçı var, Hatay Spor karşılaşması var Galatasaray için. Beşiktaş-Galatasaray maçından başka Beşiktaş adına da Alanyaspor karşılaşması var. Üst taraf kızışacak, karışacak. Şampiyon olunma ihtimalini zor görüyorum Fenerbahçe açısından Emre Belezoğlu'yla da. Ama ikincilik olursa da başarı diye kabul ederim. Şu anda Galatasaray'ın üstünde bitirmek önemli. Emre Belezoğlu'na da hayırlı olsun diyelim. Türk futbolunun yüz aklarından biri. Kimse bilmez ya da çok az kişi bilir ama altın kalplidir kendisi. Önemli bir insandır. Kendisine bundan sonra başarılar diliyorum. Gündemimizdeki ikinci ve önemli bir konu Türkiye-Norveç karşılaşması tabii. Malaga'da oynayacağız. Norveç'te değil, Oslo'da değil, Malaga'da oynayacağız. İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç'le karşılaşacağız. Norveç ilk maçında Cebeli Tarık'ı 3-0 yenerken deplasmanda Haaland'la Sørloth'u birlikte oynattı. Ama Haaland gol atamadı. 69'da oyundan çıktı. İlk golü 43. dakikada Sørloth kaydetti. Kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir ikili. Arsenal'de kiralık olarak forma giyen Real Madrid'den giden Odegaard maçın ikinci yarısında sakatlanarak oyunu terk etti. Bize karşı oynamama durumu var. Bu avantaj olabilir. Önemli bir oyuncu. Ve kanat beklerinin çok iyi olmadığı düşüncesindeyim. Bizde Kenan Karaman, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu gibi oralara sızacak isimler ya da bu maçta Caner Erkin tercih edilirse biz kanat oyunuyla golle buluşabiliriz. Burak tabii ki bizim için çok önemli bir koz ama maçın ikinci yarısında gerekli duruma göre Cenk de bir koz. Yusuf'un da bu karşılaşma özelinde iyi oynayabileceği düşüncesindeyim. Milli takımımıza tabii ki güveniyoruz ama şunu unutmayalım. Hollanda dünya sıralamasında 14. sıradaydı. Biz 32'deyiz. Norveç 44'te. Yani Haaland'ları var, Sørloth'ları var ama tam çok iyi bir takım olamadılar. Bu avantajı kullanmamız lazım. Özellikle kalede zaman zaman sorun yaşıyorlar. Bütün bunların ışığında eğer kötü oynarsak bir beraberlikle dönme çabamız olması lazım Malaga'dan. Ama kazanırsak da 2'de 2 yaparız. Bizim için yol iyice açılır. Galatasaray cephesinde 28 şampiyonlukla ilgili Sayın Mustafa Cengiz'in, Sayın Başkan'ın oldukça sert ve bence biraz da gereksiz açıklamaları vardı. Özellikle Fenerbahçe Cumhuriyeti ile ilgili kurduğu cümle beni rahatsız etti. 28 şampiyonluk konusunda kulübün, Galatasaray kulübünün Mustafa Cengiz'in düşüncelerine saygı duyuyorum. Onların da öyle düşünmesi çok normal. Kendi doğrularını savunuyorlar ama üslup olarak özellikle Fenerbahçe Cumhuriyeti sözcüğü kullanılırken Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir ima ya da başka bir şey hiçbir zaman kullanılmadı. Fenerbahçe Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından önce ve kurulması için verilen Kurtuluş Savaşı mücadelesinde doğrudan Fenerbahçeli futbolcular, diğer kulüpler değil, cephelere taşıdıkları, deniz yoluyla İzmit üzerine, İstanbul'dan İzmit'e taşıdıkları kayıklarla kurşunlar, merminler ve cephaneler nedeniyle gözaltlarına alınmıştı. Fenerbahçe Kurtuluş Savaşı için önemli çaba sarf etti. Bu da müzede sergileniyor. O kayık, o figür yapılmış durumda, bir sahne hazırlanmış durumda. Fenerbahçe'de Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli ögelerinden biri. Tıpkı Galatasaray gibi. Keşke sadece 28 şampiyonluğa itiraz ettiklerini açıklasaydı da Mustafa Cengiz. Bu ağır üslubu, bu gereksiz sözcükleri kullanmasaydı diyorum. Süper Lig'e ara verildi doğal olarak milli maçlar nedeniyle ama Süper Lig'de lider ve Türkiye Kupası finalisti Beşiktaş'ın oyuncularının milli maçlarda önemli katkı yaptığını görüyoruz. Atiba Hutchinson'la Kyle Larin milli takımda oynadılar Bermuda'ya karşı. Kanada milli takım formasıyla ve Larin hat-trick yaptı. Bu çok önemli bir katkı. Diğer taraftan Türkiye Süper Ligi'nin asist kralı Raşit Gezdal önemli oyuncu.
Riyad Mahrez'in yerine forma giydi. Mahrez oynamadı ve Zambiya ile 3-3'ten maçta Raşit Gezal ilk golü attı. İkinci golünde pasını verdi. Kime verdi pası? İslam Slimani'ye. Slimani de 2 gol bir asistle tamamladı. Gezal'ın attığı golün pasını da Slimani verdi. Bu birliktelikle 3-3 bitti. 2 Beşiktaşlı oyuncu yani Gezal, Larin, Atiba da gol atmaması rağmen 3 diyelim. Çok başarılı bir performans ortaya koydular. Türkiye Süper Ligi'nin gol kralı Bupensa da Gabon formasıyla 3-0'lık Demokratik Kongo maçında ilk golü attı. Aubameyang'la birlikte forvette oynadılar ve gol attı. Mustafa Muhammed Mısır-Kenya maçında tek golün asistini yaparken Salah'la birlikte ilk 11'likte forma giydi. Bu da önemli bir gelişmeydi. Attila Szalai de Macaristan-Polonya maçı 3-3 biterken ilk 11'de 90 dakika görev yaptı ve Lewandowski ile eşleşti. Bu karşılaşma 3-3 sonuçlandı. Yani Süper Lig'deki önemli isimler önemli performans verdi. Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı ve çok başarılı bir grafik çizen Bakasetas, Yunanistan'ın deplasmanda İspanya ile 1-1 kaldığı Dünya Kupası grup eleme maçında takımının tek golünü penaltıdan kaydetti. Bu da Bakasetas için önemli bir istatistik, önemli bir kariyer adına, önemli bir kilometre taşı oldu. Süper Lig'deki yıldızlarımızın milli takım başarıları sadece A milli takımda değil, diğer milli takımlarda da sürdü. Hepsini tebrik ediyoruz. Gündemimizdeki son konu yine basketbol. Basketbol derken tabii ki Yeşilyurt takımını, kız voleybol takımını kutlayalım. Cev Challenge kupasını kazandılar Avrupa'da. Çok önemli bir başarı. Roman ekibini 3-0 yendiler ve tarihin ilk defa bir Avrupa Kupası Türkiye'ye de gelen kulüpler bazında 14. Avrupa Kupası'nı getirmiş oldular. Onları tebrik edelim. Ve Turkish Airlines EuroLeague'de dün gece Anadolu Efes kendi sahasında Panathinaikos'u 20 sayı farkla mağlup etti ve ilk 3 sıradaki yerini korurken ilk 2 içinde iddiasını sürdürdü Anadolu Efes. Gene Micić sahnedeydi, başroldeydi Vasile Micić. Larkin de iyi oynadı, Dunstan da iyi oynadı ama Micić başka bir boyutta oynadı yine. Son bir ayda olduğu gibi bence Turkish Airlines EuroLeague'in son bir aydaki en başarılı oyuncusu başarısını sürdürdü. Bu gece de bir başka Yunan ekibi Olympiakos'la deplasmanda Fenerbahçe bek oynayacak ve çok kritik bir maç oynayacak. Olympiakos eski etkinliğinde değil ama Princesses'le, Sulukas'la kadrosu, güçlü kadrosu, tecrübesiyle, o önemli sahasıyla, Pire'deki sahasıyla, Spanolis gibi etkin tecrübeli bir oyun kurucusuyla tehlikeli bir rakip. Fenerbahçe Beko'da da Nanda De Colo, Jan Vezeli ve Marko Guduric formda isimler. Bu isimlerin varlığıyla Fenerbahçe bir adım önde. Eğer sarı-lacivertli takım kazanırsa bence playoff'u garantileyecek artık bu noktadan sonra. Çok önemli ve değerli bir deplasman. Dilerim Fenerbahçe Beko'da bu haftayı galibiyetle kapatır.